İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 13. çevrim içi oturumu gerçekleşti. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan, Artsakh direniyor ve her şeye rağmen direnecektir. Batı Ermenistan'ın ilçelerini tanıyalım. Ağbak. Artsakh'ın İvanyan köyünün yeni mahallesinin inşaatı devam ediyor. Cavak'ta bir Gata Festivali düzenlendi. New York Times'ın ünlü şarap eleştirmeni Ermeni Areni üzümlerini daha fazla tanımaya değer buluyor. Paracanov'un eserlerinden oluşan bir sergi Fransa'da açıldı. Batı Ermenistan'ın kültürel figürü Moris Abrahamyan vefat etti. Dünyanın farklı ülkelerinden milletvekillerinin katılımıyla Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin çevrim içi olağan toplantısı 23 Mart'ta gerçekleşti. Oturumun gündeminde yeni parlamento başkanlığının oylama yoluyla seçilmesi konusu vardı. Tüm milletvekillerinin katıldığı oylama sonucunda milletvekili Neli Harutyunyan oy çokluğu ile parlamento başkanı, milletvekilleri Simon Daronyan ve Violetta Gazarosyan ise parlamento başkan yardımcıları olarak seçildi. Oturumun gündeminde 24 Nisan'da farklı ülkelerde düzenlenecek etkinliklerle ilgili konular da ele alındı. Batı Ermenistan hükümeti yeni seçilen Ulusal Meclis Başkanı'nı, başkan yardımcılarını tebrik eder ve Batı Ermenistan'ın refahına ve fikirlerin gerçekleştirilmesi gibi zorlu yolda verimli çalışmalar diler. Azerbaycan, Artsakh'ın Ermeni nüfusuna yönelik insani normlara karşı terör politikasını işliyor ancak Artsakh her şeye rağmen direniyor ve direnecek. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan, Artsakh'taki genel insani, sosyoekonomik, ahlaki, psikolojik durum hakkında konuşurken bu ifadeleri kullandı. Bakana göre bu durum zor ama Artsakh direniyor ve kesinlikle direnecek. Babayan, konuyla ilgili henüz bir gelişmenin olmadığını da vurguladı. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan, Azerbaycan'ın Artsakh halkına yönelik eylemlerini insani normlara aykırı terörizm olarak değerlendiriyor. Ağbak, Büyük Haykın, Vaspuragan eyaletinde bir ildir. Merkez, Adamakert şehriydi. Surphaç Manastırı, Arzurner krallarının ata mezarıydı. Rivayete göre Havari Bartolomeos, Ağbak'taki Surp Bartolomeos Manastırı'na defnedilmiştir. Geç Orta Çağ'da neredeyse tamamen Ermeni nüfusu vardı. 14. 15. yüzyıllarda Kürt aşiretleri Ağbak'ın dağlık kesimlerine yerleşmişlerdir. 14. yüzyılda Ağbak Osmanlı Sultanlığı tarafından fethedildi. 19. yüzyılın 80'li yıllarında Ağbak sakinlerinin çoğu yaklaşık 10 bin kişi Ermeniydi. Asurlular da yaşadı. 1896'da Ermeniler katledildi ve soyuldu. 1914-15 yıllarında Ermenilere yönelik soykırım sırasında Ağbak'taki Ermenilerin çoğu yok edildi. Hayatta kalanlar Doğu Ermenistan'a sığındı. Artsakh Kent Gelişim Bakanlığı Sözcüsü Marta Danielyan yaptığı açıklamada, Artsakh'ın Askeran ilçesine bağlı İvanyan köyünde yeni bir mahallenin inşaatının devam ettiğini ifade etti. Ona göre şu anda inşaat çalışmaları farklı aşamalarda. Dış ve iç dekorasyonu yapılıyor. Pencereler ve çatılar yerleştiriliyor. Mahalle 2 odalı 36, 3 odalı 90, 4 odalı 54 daireden oluşan 3 katlı 15 binadan oluşacak. Mahallenin inşaat projesi Hayastan adlı tüm Ermeni fonu finansmanı ile hayata geçiriliyor. Ninus Minta'daki Surp Sarkis Kilisesi'nin ve Rafael Cavak adlı eğitim ve kültür merkezinin gelişimiyle Cavak'ta geleneksel olarak kutlanan Gata Festivali düzenlendi. Etkinlik kalabalık ortamda geçti. Perhis, Metzbach'ın Miching gününe denk gelen Gata Festivali'nde Hristiyanlığa özgü büyük Perhis, Bach'ın 24. gününe Miching denir, sunulan Gata sayısı 70'ten fazlaydı. Ninus Minta'nın ruhani lideri Der Armaş Boğusyan Gataları kutsadı, daha sonra tatlı Gatalar inançlılara dağıtıldı. Festivalde kazananlara bölgenin Kültür, Eğitim ve Spor Dairesi tarafından sertifika ve hediyeler verildi.
The New York Times gazetesinin şarap ve restoran eleştirmeni olan Eric Asimov, daha geniş bir üne layık ancak az bilinen 10 üzüm çeşidi hakkında bir makale yayınladı. Ermeni Areni üzümü de bu listede yer aldı. Asimov, Kafkasya bölgesinde daha geniş tanınmayı hak eden düzinelerce üzüm çeşidi olduğu halde Ermeni Areni çeşidini özellikle ön plana çıkartıyor. Eric Asimov, Ermeni Areni'nin kendi bölgeleri dışında haksız yere az tanındığını belirtiyor. Fransa'nın Mont-de-Marsa'daki Despio Valerik Müzesi'nde Rüya adlı festival kapsamında Sergey Parajanov'un eserlerinden Sadece Hayal Etme Hakkım Var başlıklı sergi açıldı ve 3 ay boyunca sadece Fransızlara değil dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce yabancı misafirlere de gösterilecek. Sergey Parajanov Müzesi'nden aktarılan bilgiye göre sergi yaklaşık bir yıl süren Ermeni-Fransız yakın işbirliğinin bir sonucu olarak doğdu ve zaman içerisinde Sergey Parajanov ve Despio Valerik Müzeleri arasında sıcak bir dostluğa dönüştü. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan'a has dans sanatının simgesi ve arkadaşı olan Moris Abrahamyan'ın ölüm haberini üzüntüyle duyurmaktadır. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Moris Abrahamyan'ın eşi Liliana, kızı Keti, torunu Thomas ve rahmetlinin diğer akrabaları ve arkadaşlarına taziyelerini iletti. Armenak Abrahamyan, merhumun anısına saygı duruşunda bulunacak. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan şöyle dedi. Moris Abrahamyan'ın Batı Ermenistan kültürünün korunması, genç nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması yönündeki yoğun çabası büyük rol olmuştur. Onun anısı her zaman kalbimde kalacak, nur içinde yat sevgili dostum. Mücadelemiz devam ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Armine Simonyan'ın seslendirdiği Ermeni halk melodisini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.